Merhabalar. Bu videoda sizinle bu çiçekli dallı bilekliği yapacağız. Bunun için 11.0 kum boncuklar kullanacağım. 16 numara boncuk iğnem ve nail bond ipliğim olacak. Bilekliğin başlangıcında bir halka yapmak için 6 tane siyah boncuk aldım. Sona doğru ilerletip biraz iplik bıraktıktan sonra son kısmında 6 tane boncuğun içerisinden iğneyi geçiriyorum. Ve bir halka oluşturuyorum. Daha sonra buradan 2 tane düğüm atıyorum. İki düğüm attıktan sonra 4 tane boncuğun içerisinden iğnemi geçiriyorum. Dört siyah, dört sarı, bir beyaz boncuğu iğnenin üzerine aldım. İlerlettim. Yukarıdan aşağıya doğru geçiriyorum. Üç tane sarı boncuk aldım. Ve beyaz boncuğun üzerindeki sarı boncuktan geçirerek ilk papatyayı tamamlıyorum. Bundan sonra 3 tane siyah alıyorum ve papatyanın altındaki 6 tane siyah boncuğun içerisinden aşağıdan yukarıya doğru iğneyi geçiriyorum. Bu şekilde çektiğinizde papatya yerine oturuyor. Şimdi tekrar farklı bir papatya yapacağım. Bunun için 4 siyah, 4 kırmızı ve 1 beyaz alıyorum. Boncukları ipin sonuna doğru ilerletip ilk kırmızı boncuğun içerisinden yukarıdan aşağıya doğru iğneyi geçiriyorum. Üç kırmızı boncuk alıyorum iğnenin üzerine ve beyazın üzerindeki kırmızı boncuğun içerisinden iğnemi geçiriyorum. İkinci papatyam hazır. Dal kısmı için 3 tane siyah alıyorum ve papatyanın altındaki 6 tane siyah boncuğun içerisinden aşağıdan yukarıya doğru iğneyi geçirdikten sonra bakın bu şekilde çekerek ikinci çiçeğimi de tamamlamış oldum. Şimdi farklı bir renk alacağım. 4 siyah, 4 yeşil ve 1 beyaz alıp ipimin üzerinde ilerletiyorum. Birinci yeşil boncuğun içerisinden yukarıdan aşağı doğru iğnemi geçiriyorum. 3 tane yeşil alıyorum. Beyaz boncuğun üzerindeki yeşilin içerisinden iğnemi geçirdiğimde bir papatya daha oluşmuş oluyor. Böyle aralarda sıkıştırarak motifinizin muntazam olmasını sağlayabilirsiniz. 3 siyah alıyorum. 6 tanesinin içerisinden iğneyi aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum. Bu şekilde bir motif oluşuyor. Bu işlemleri yaparak ilerlediğinizi farz edelim. Bunun sonunda kapama kısmı için yine iğnemizin üzerine 6 tane siyah boncuğu aldıktan sonra ipin sonuna doğru ilerletip ilk başında yaptığımız gibi iğnemizi aşağıdan yukarıya doğru bu 6 boncuğun içerisinden geçirip halka oluşumunu sağlayacağız. Aynı boncukların içerisinden birer kez daha geçip halkamızı sağlamlaştırıyoruz. İlerleyerek ipimizle aralarda düğüm atıp yeterince sağlam olduğunu düşündüğünüzde ipinizi kesebilirsiniz. Aynı şekilde başlangıçta kullandığımız şu uzun uç vardı ya, bunu da iğneye geçirip tekrar aralardan geçirip düğümler atarak
bilekliğinizi temizleyebilirsiniz. Böyle güzel bir dallı papatyalı bileklik modeli yapmış olduk. Ben bilekliğimin kapama kısmında paraşüt ipi kullanarak böyle bir asansör kapama yaptım. Böyle yaptığımda her bileğe uygun olacak şekilde genişleyip daralabiliyor. Gayet kolay ve zevkli bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.